Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayşegül Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup hemen sağındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman bütün videolarım sizlere kolaylıkla ulaşacaktır. Bugün sizlerle 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 4. ünitemizden işleyeceğimiz konumuz Hazreti Muhammed'in doğumu, çocukluk ve gençlik yılları. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed 20 Nisan 571 tarihinde pazartesi günü Mekke şehrinde dünyaya geldi. Hazreti Muhammed doğunca Amine doğumun gerçekleştiğini haber vermek için Abdülmuttalib'e bir haberci gönderdi. Abdülmuttalib hemen eve geldi, torununu sevgi ve şefkatle kucakladı. Öptü, sonra onu alıp Kabe'ye gitti. Burada torununu kendisine bağışladığından dolayı Allah'a şükretti, dua etti. Daha sonra torunu Muhammed'i tekrar annesine getirdi. Abdülmuttalib torununun doğumundan dolayı büyük sevinç ve mutluluk yaşadı. Onun doğumu şerefine kurbanlar kestirip ziyafetler düzenledi. Abdülmuttalip torununa Muhammed adını verdi. Muhammed çok övülen, güzel huyları çok olan, iyi ve üstün nitelikleri kendinde toplayan anlamlarına gelmektedir. Annesi de peygamberimize Ahmet adını verdi. Ahmet çok hamd eden anlamına gelmektedir. Mekke'nin havası çok sıcaktı ve çocuklar için pek uygun değildi. Bu sebeple aileler yeni doğan bebeklerini çevre köylerde serin yerlerde yaşayan süt annelere verirlerdi. Böylece çocuklar hem sağlıklı büyür hem de daha düzgün ve güzel Arapça öğrenirlerdi. Hazreti Muhammed de Halime adında bir süt anneye verildi. 4 yıl süt annesinde kaldıktan sonra annesi Amine Hazreti Muhammed'i yanına aldı. 6 yaşındayken Annesini kaybeden Hazreti Muhammed 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in yanında kaldı. 8 yaşında dedesi de vefat edince amcası Ebu Talip ve eşi Fatma Hanım Efendimiz'i ailelerinin bir üyesi gibi severek bakımını üstlenmişlerdir. Ebu Talip ticaretle uğraşır bu amaçla da zaman zaman Mekke dışına yolculuklara çıkardı. Peygamberimizi 12 yaşındayken amcasıyla birlikte Şam yönüne bir ticaret yolculuğuna çıktı. Ancak yolda Busra denilen bir kasabaya varınca buradan geri döndüler. Çünkü Busra'da yaşayan Bahir adındaki rahip, Ebu Talibe yeğenini Mekke'ye geri götürmesini söyledi. Onda son Peygamberin özellikleri olduğunu, bunun fark edilmesi halinde Yahudilerce çocuğa zarar verilebileceğini söyledi. Hz. Muhammed 17 yaşındayken de diğer amcası Zübeyir ile birlikte Yemen'e yolculuk yaptı. Peygamberimizin doğduğu dönemde Mekke'de can ve mal güvenliği sağlanamıyordu. Haksızlıklar yaygındı. Bu durumdan fakirler ve kimsesizler daha fazla etkileniyordu. Özellikle şehir dışından gelen yabancıların mallarına el konuluyordu. Bütün bu olumsuzluklardan rahatsız olan bazı iyi insanlar bir araya geldiler ve Hilful Füdül adı verilen bir grup oluşturdular. Amaçları şehirde yaşanan haksızlıkları önlemek, zulme uğrayanlara yardım etmekti. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed de Hilful Fudul'a katıldı. Bu, grun, bu grubun çalışmalarına severek ve isteyerek destek verdi. Hazreti Muhammed peygamberliği döneminde de Fülful Fululun çalışmalarından övgüyle söz etmiştir. Peygamberliği döneminde böyle bir çalışmaya yine katılabileceğini de ifade etmiştir. Mekke'de Hatice adında ticaretle uğraşan zengin bir kadın vardı. Ticari işlerini yönetecek güvenilir birini arıyordu. Bu kadın Peygamberimizin dürüstlüğünü ve güzel ahlakını duymuştu. Hazreti Muhammed'e ticaret işlerinde kendisine yardımcı olmasını teklif etti. Peygamberimiz de onun bu teklifine olumlu cevap verdi ve Hazreti Hatice'nin ticaret işlerini yürüttü. Bu süreçte Hazreti Muhammed'in çalışkanlığı ve dürüstlüğü sayesinde örnek kişiliğini ve güzel ahlakını yakından gören Hazreti Hatice aracılar vasıtasıyla ona evlenme teklifi etti. Peygamber Efendimiz de aile büyüklerine danıştıktan sonra bu ev, evlilik teklifine olumlu cevap verdi. Hazret Hatice ile Peygamberimiz aile büyüklerinin de katıldığı bir törenle evlendiler. Peygamberimiz evlendiğinde 25 yaşındaydı. Peygamberimiz ile Hazreti Hatice 25 yıl süren mutlu bir evlilik hayatı yaşadılar. Bu evlilikten 6 çocukları dünyaya geldi. Çocuklarının 4'ü kız, ikisi erkekti. İsimleri Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah ve Kasım'dır. Altı, bu altı çocuğu Hazreti Hatice Validemiz'den olmuştur Peygamber Efendimiz'in. Peygamberimiz'in bunların dışında İbrahim adında da bir çocuğu daha vardı. Bu da e, Maria isimli eşinden dünyaya gelmiştir. Yani toplamda yedi tane çocuğu vardı. Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e İlk vahiy gönderdiğinde Peygamber Efendimiz endişelenip telaşlanmıştı. Sevgili eşi Hazreti Hatice Peygamberimizi şu sözlerle teselli edip sakinleştirmişti. Üzülme, Yüce Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen sözün doğrusunu söylersin, emanete riayet edersin, akrabalarını ziyaret edersin, komşularına iyi ve şefkatli davranırsın, fakirlere yardım edersin, gariplere evinin kapısını açıp onları misafir edersin.'' felaket ve musibetlerle karşılaşan insanlara yardım edersin. Bu sözünden de anlaşılacağı gibi Hz. Muhammed peygamberliğinden önce de ahlaklı ve erdemli davranışlar sergileyen örnek bir insandı. Buna bütün inanmayanlar da dahil şahitti. Hz. Peygamber aile fertlerine karşı davranışlarında çok duyarlıydı. Eşine, çocuklarına her zaman iyi davranırdı. Aile fertlerine değer verir, bunu da onlara hissettirirdi. Çocuklarına şefkat ve merhametle muamele ederdi. Onlar arasında kız, erkek, küçük, büyük ayrımı yapmazdı. Allah Resulü'nün aile ilişkilerini çok iyi bilen Enes bin Malik bu konuda şöyle demiştir. Çoluk çocuğuna ve aile fertlerine karşı Hz. Muhammed'den daha şefkatli olan hiçbir kimse görmedim. Sevgili Peygamberimiz ailede sevgi ve saygıya önem verirdi çocuklarını sevgi ve şefkatle büyütmüştü Örneğin kızı Hazreti Fatıma'ya sevgisini sık sık gösterirdi Uzun yolculuktan döndüğünde kızına mutlaka uğrardı Kızı gelince hemen ayağa kalkar Hoş geldin kızım der ve onu alnından öpüp oturturdu Bir keresinde Fatıma benden bir parçadır onu üzen beni üzmüş olur buyurmuştur Peygamberimiz kendisine yapılan iyiliklere her zaman vefalı olmuş, aile ve akrabalarının sevincine ortak olmuş, üzüntülerini paylaşmış ve elinden gelen her türlü iyiliği de yerine getirmiştir. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.